Alkışlar size Sayın İrem Nisa Kaya. Nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ne oldu sizin o 7000, 8000 hedefleri? Puf, uçtu gitti. Değil mi? Orhan Bey'in zaten, yani bu fırtına dünden belliydi. Değil mi? Orhan Bey 9000'in üzerine çıkartacaktı bu çıtayı İrem Hanım. Siz hissetmemiş miydiniz? Hissetmiştim. Hissetmiştiniz. Şu anda ben zor duyuyorum sizi. Muhtemelen arka taraf hiç duymuyor. Doğru mu? Biraz sizden bahsedelim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik 4. sınıf öğrencisisiniz. Evet. 23 yaşındasınız. Müjgan'ın ve Türkan'ın annesisiniz. Annesi misiniz, ablası mısınız? Annesiyim bence. Annesisiniz bence. Anneniz anneannelerim olmuş. Müjgan ve Türkan kedileri İrem Hanım'ın. Buraya giderken de gelirken de ona enerji göndermişler. Kaç puan bekliyorlar? Şampiyon olmanızı bekliyorlar. Evet. Ne yapacağız o zaman? Kaç tane harf almamız lazım? Hesabı ben yapayım. 9200 yaptıklarına göre 14 soruda 6 harf. 33 saniye arttırmışlardı. 6 harfin 6'sı birden alırsanız da 34 saniye. Risk almak lazım. Başlayalım mı? Tamam. Buyurun. Biyolojide cinsiyet. Cinsiyetli üreme. Cinsiyetsiz üreme. Orada kullanılıyor yani. Ya aklımda mı? Aklınızda. Nokta noktali üreme. Alalım bir harf. Alayım. Aldık bir harf. Eşek. Biraz daha cemal olmak lazım. Yani hani evet 8000'de olur, 7000'de olur ama böyle ama görümce gibi yarışırsanız tamam, orada sıkıntı yaşarsınız. Gelsin ikinci soru bakalım. Harf almaya değmeyecek bir soru. Adı İngilizce kısa anlamına gelen sözden üretilmiş bir kıyafet. Short. Çok güzel. Tamam. Zıpır sorular ürkütüyor muydu sizi? Hayır. Bundan zıpırı da zor bulunur. Buyurun. Argo'da muhatabını suskunluğa iten, gazı içeride bırakıp ağzı örten laf. Kapak diyeceğim. Ne diyeceksiniz? Kapak. Kapak! 500 puan. Arada sizi duyan oluyor mu evde filan? Hani kedi evde çağırdığınızda. Dışarıda pek olmuyor. Dışarıda pek olmuyor. Gelsin yenisi. Şöyle bir soruymuş. Bir şeye son halini vermeden önce yapılan deneme. Batı kökenli bir kelime. Test. Deneme. Son deneme. Bak, Emre Bey mesela tiyatroyla yakından ilgileniyor. O bilir bunu. Prova. Prova. Gayet güzel. Altı harfidir, tek kelimedir. Buyurun geliyor. Bilinmeyen. Bilinmedik. Bu anlamda Arapça kökenli bir sözcüktür. Harf alayım galiba. Alacak mıyız? Aldık bir tane bakalım. Meçhul. Meçhul. 500 puan daha. Tamam. Altı harfi tek bir kelime. İşte şöyle sorulmuş o da. Güzel gidiyoruz bu arada. Sessiz sedasız. Endokrin sistemin salgıladığı insan vücudundaki kimyasal habercilerin ortak adı. Hormon. Açıldınız maşallah. Vallahi çok güzel. Tamam, ortasına geldik bile. Gelsin de görelim. İki kelime. Birleşik yazılır. Kişinin kendine itimat etme duygusuna ne deriz? Özgüven. Ne deriz? Özgüven. Özgüven deriz. Sizin şu aralar göstermekte evet tereddüt ettiğiniz, imtina ettiğiniz duygu hali. Çok güzel ama. Bu yapıya rağmen şu anda 3500 puandayız. Daha ilk 7 harfli cevabı verdik. Tamam. 2 dakika 37 saniye gayet güzel bir süre. Son 7 soru için rahat rahat ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Tamam. Yani ilk 7 soruda 2 harf aldınız. 4 tane daha harf alma hakkınız var. 7 tane soru kaldı zaten. Tamam. İyi miyiz? İyiyiz. Çünkü ben sanki böyle kendi kendime konuşuyormuşum gibi bir hissiyatın içerisindeyim de o yüzden İrem Hanım. İyiyiz değil mi? İyiyiz. Tamam. Mutfaklarınız nasıl? Güzel. Yapar mısınız? Yaparım. İtalyan yemekleri? O kadar yapmam. O kadar değil. Ama bu küreselleşmiş, globalleşmiş bir İtalyan yemeği. Bir bakın bakalım. Katmanlı İtalyan makarnası. Ravioli. Ravioli. O? Değil. İtalyan'ın o mantısı. Evet. Bu böyle katman katman. Lazanya. Lazanya.
Yine Arapça kökenli bir kelime ama Arapça dediğim zaman korkutmasın sizi. Mesela meçhul halihazırda kullanılan bilmem bir kelimedir. Bilinen bir kelimedir. Bu da öyle. Alçak gönüllü. Bunu da biliyorum ama. Biliyorsunuz. Bir harf alalım. Almayalım mı? Almayalım. Almayalım. Siz konuşun, ben ne dediğinizi açıklayacağım. Çok alçak gönüllü bir insan. Yani böyle fazlasında, öyle gösterişte gözü yok. Süren var diye duruyorum. Nokta nokta hayatlar yaşıyoruz. Evet, süreniz var. Ama unutmayın, 4 harf alırsanız 34 saniye arttırmak gerekecek. Ya sanki M ile başlayan bir kelime aklıma bravo geliyor ama. Bravo! Mütevazi. Nedir efendim? Mütevazi. İrem Hanım'a bakın siz. Beni de kandırdınız. Her zaman söylerim sessiz olandan korkacaksın diye ama siz o kadar sessizdiniz ki yani. Gelsin bakalım yenisi. Sonunda var bir yoksunluk eki. Halk ağzında tanıdıklarını görmezden gelen kişilere yönelik sistemkar bir yakıştırmadır. Suratsız. Suratsız olabilir ama tanıdıklarını görmezlikten geliyor bu. Yani bir nokta noktayı çok görüyor. Selamsız. Nedir? Selam. Selamsız. Şimdi biraz böyle etimolojik, ortaya karışık bir şeyler. Bir bakın. Bir tür örtünün karın anlamına gelen batın kelimesiyle aynı kökten türemiş olan adıdır. Battaniye. Olabilir mi? Sürede gidiyor yani. Oluyor. Battaniye. Evet. Yoksa biz acaba size bir hani batını oraya koyup yapmış olamayız. Yapmayız değil mi biz öyle şey? Görelim bakalım. Yapmayız biz öyle şey. Son 9 harfli cevabınız için esnaf jargonu denilebilir. Tamam. Bir bakın bakalım. Maliyetini karşılamaz anlamında kalıplaşmış bir tabir. Kurtarmaz. İrem Hanım açıldı ki durdurak bilmemecesine. Son 2 soru. 4 harf alabilecek durumdayız. 1 dakika 12 saniye arttırabilirsiniz. 12 saniye olmasa da 1 küsür dakika arttırabilirsiniz. Hı. Gelsin bakalım. Sevilen, güvenilen kişinin verdiği zarar veya yaptığı kötülük. Dost kazı. Nedir efendim? Dost kazı. Bak duyulabilir hale geldi konuşması ya. Bundan korkmuyorum. Hı-hı. Bu çok kolay. Burada takılmazsın, değil mi? İçe kapanıklığı, içine kapanıklığı savunma sistemi haline getirmiş bir hayvandır bu. Tek kelime. Hı-hı. Biliyorsunuz bir hayvanın adı. Çok uzun bir ad. 10 harfli, çok da uzun değil canım. 10 harfli bir hayvanın ismi. İçine kapanıklığı savunma sistemi haline getirmiş bir hayvan. Salyangoz mu? Salyangoz olabilir mi? Salyangoz da öyledir. Evet, doğru. Ama salyangoz 9 harfli. Bu 10 harfli. Kaplumbağa. Kaplumbağa kaç harfli? Kaplumbağa oluyor. Saydınız mı? Evet. Tekrar sayacağım. Oluyor. Kaplumbağa. Öyle midir efendim? 9600 puan artı 20 saniye. Yani cevapları siz mi verdiniz? Arkadan birisi dublaj mı yapıyordu? Onu tam olarak çözebilmiş değiliz. Fakat muhteşem bir performanslı. Zannediyorum ki bana katılan olur. Evet.